Herkese merhaba. Apple'ın 21 Mart'taki etkinlikte duyurmuş olduğu cihazlardan bir tanesi olan iPhone SE test merkezimize ulaştı. iPhone SE'nin detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacaksınız. Öncelikle bu cihazın kutu açılışını hep beraber gerçekleşelim. Kutusunda neler çıkıyor bakalım. İlk deneyimi de beraber yaşayalım. Aynı zamanda bu telefonu iPhone 5S'de 4 inç ekranlı bir önceki nesil olan telefonla da karşılaştırmadan geçmeyelim. Elimizde 64 GB kapasiteli 16 ve 64 GB'lık depolama alanı seçenekleri var. iPhone SE'nin de Gold renk seçenekli modeli var. iPhone SE ile birlikte daha önceki iPhone'larda görmüş olduğumuz Rose Altın seçeneği de sunuluyor. Bunu da belirtelim bir dipnot olarak. Elimizde altın renkli model var. Aslında karşılaştırma açısından iki rengin aynı olması elimizdeki iPhone 5S'te iPhone SE'nin aynı renk olması fena sayılmaz. iPhone SE özellikler açısından iPhone 6S modeline biraz daha yakın. Ancak gövde olarak iPhone 5S'te hemen hemen aynı olan bir model. Ufak tefek farklılıklar var ki ondan da birazdan bahsederiz. iPhone SE'yi kutusundan çıkartalım ve iPhone 5S'te aynı kutuda, aynı boyutlarda bir kutuda gelen cihazın kapağını açtığımızda, ambalajın kapağını açtığımızda karşımıza görmüş olduğunuz gibi iPhone SE çıkıyor. Şu şekilde önündeki jelatini atalım. Arkadaki jelatini de şu şekilde atalım. Ve bakalım, karşılaştıralım iPhone 5S'de iPhone SE nasıl. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı. Herhangi bir fark yok. Kalınlık, bunun dışında diğer boyutlar, yüzey alanı, her şey aynı. Ancak baktığımızda iPhone 5S'te bulunan kenarlarla ön ve arka camların buluştuğu hatlarda bulunan ivlenmiş yapı iPhone SE'de yok. Bu görmüş olduğunuz iPhone 5S'te parlak bir yüzeyi var ki bu yüzey çizilmelere karşı oldukça hassas. iPhone SE'de o ivlenmiş bölümün olmadığını, mat bir yüzeyin olduğunu görürüz. Kenarlarla aynı doğrultuda burada bir tutarlılık sağlanmış. Bunun dışında kutuda neler var bakalım. Bu esnada iPhone SE'nin açılışını da gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi SIM kart yuvasını açmayı sağlayan bir iğne var. Bunun dışında hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi, kullanıcı kılavuzu gibi bilgilerin yer aldığı kitapçıklar yine mevcut. Bunun dışında gördüğünüz gibi şarj adaptörü, USB Lightning kablosu ve AirPods kulaklıklarda iPhone SE'nin kutusundan çıkan diğer unsurlar dikkat çekiyor. Tasarıma baktığımızda, bakmaya devam ettiğimizde arkada kullanılan Apple logosunun malzemesinin, yüzeyinin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. iPhone SE logosunda da aynı şekilde bu açıdan da bir farklılık var. Yine görmüş olduğunuz gibi kamera çıkıntısı yok. Önde ise her iki telefonda da 1.2 megapiksel FaceTime kamera mevcut. Touch ID sensörü de iPhone SE'de birinci nesil, tıpkı iPhone 5S'de olduğu gibi iPhone 6S ile birlikte gelen ikinci nesil Touch ID sensörü yer almıyor. Bunun dışında ekran yine 4 inç 1136x640 piksel çözünürlüğüne sahip. Apple A9 işlemci mevcut. 12 megapiksel arka kamera, bunu söylemiştik. Bunun dışında telefonda 16 ve 64 GB'lık depolama alanı seçenekleri mevcut. Evet, iPhone SE'nin kurulumunu gerçekleştirdik. Kısa bir süre içerisinde tamamladık. Tabii ki tercihlerinize göre kurulum süresi değişebiliyor. Bir Android telefondan veya bir iCloud yedeğinden kuracaksınız ya da iTunes yedeğinden kuracaksınız. Kurulum işlemini tamamlaması biraz daha zaman alabilir. Biz sıfırdan kurulum yaptık ve gördüğünüz gibi iOS 9.3'ün yüklü olduğu iPhone SE karşımızda. Çeşitli Apple uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Telefonda gördüğünüz gibi çeşitli onaylar karşımıza çıkıyor. Elimizde bir de kurulumu yeni yapılmış, sıfırdan tekrar kurulmuş bir iPhone 5S var. Tabii ki cihazlar yeni olduğu için çok fazla bir şey anlamak mümkün değil. Uygulama açılışlarına baktığımızda gördüğünüz gibi iPhone SE'nin biraz da hızlı olduğunu görüyorsunuz. Bir de Safari açalım. Gördüğünüz gibi Safari'de de iPhone SE başarılı. Hemen Safari'yi açıyor, karşınıza çıkartıyor. Hızla ilgili daha fazla detayı çok yakında gerçekleştireceğimiz detaylı incelemeleri bulacaksınız. Son olarak bir de kamerasını gösterelim. 12 megapiksel kamerası var, arka kamerası var ve Live Photo özelliğine sahip. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'la tanışmıştık Live Photo özelliğiyle. Çektiğiniz bir kareyle birlikte aynı zamanda 2-3 saniyelik hareketli ve sesli görüntü de kaydediliyor. Böylelikle çektiğiniz fotoğraflara biraz daha canlılık katılmış oluyor. Çekmiş olduğunuz fotoğrafı da ekrana parmağınızı basılı tutarak görüntüleyebiliyorsunuz. 3D Touch özelliği yok bu ekranda. Tıpkı iPhone 5S'de yer alan ekran gibi bir ekran var. Ancak Live Photo ekranda parmağınızı basılı tutarak işlemeye imkan tanıyor. Bu arada iPhone 5S sahibiyseniz ve daha önceden satın aldığınız bir iPhone 5S kılıfı varsa onu iPhone SE ile de rahatlıkla
kullanmanız mümkün. Gördüğünüz gibi bir iPhone 5, iPhone 5S uyumlu kılıf ve iPhone SE ile de bu kılıfı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir taşma, sığmama durumu yok. Rahatlıkla kullanmak mümkün. iPhone SE kutu açılışı bu şekilde. Belirttiğimiz gibi detaylı incelemesi çok yakında Teknoblog'da olacak. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.